Alman Ekonomi Bakanı'nın hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum. Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur. Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur. Hepsi yalandır. Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Türkiye'den kaçan teröristler Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara orada verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla bu tehditlerle ürkütemez, bunu bilmelidir. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa şunu bilmeleri lazım ki bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır. Böyle bir kara propagandayla ülkemizde son 15 yılda 9 milyar dolara yakın yatırım yapan Alman şirketleri üzerinde baskı kurmaya çalışıldığı ortadadır. Uluslararası yatırımcıların tamamı gibi Alman şirketlerine de ülkemizin kapıları ve milletimizin gönlü sonuna kadar açıktır. Yine Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ülkemizin seyahat için güvensiz olduğu yönünde uyarıyı da son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim.